Burla biraderler varken ne Koç ne de Sabancı vardı. Türkiye'de aklınıza ne geliyorsa onlar ithal ediyordu. Öyle ki Atatürk'ün bindiği otomobilleri dahi Burla biraderler ithal etmişti. O kadar güçlüydüler ki Koç bilharçılığı kurarken başarılı olabilmek için onlarla ortaklık kurmak isteğini duymuştu. Dönemin en zengini, en güçlü ailesi olan Burlalar, Osmanlı'ya sığınan binlerce seferat ailesinden biriydi. Selanik'te ticaretle uğraşan Musevi aile, bu arada Atatürk'le de aynı sokakta oturuyorlardı. İstanbul'a göç ettiklerinde yüklü miktarda para ve ticari bir gelenek getirmişlerdi. İlk şirketlerini 1911'de Galata'da açarlar. Türkiye'nin ilk otomotiv şirketi olan Ottaş'ı da 1928'de kurarlar. Otomotivden beyaz eşyaya, elektrikli aletlerden takım tezgahlarına, ampulden büro makinelerine, kağıttan temel sanayi giderlerine kadar ne varsa ithal ediyorlardı. Ancak en ses getiren ithalatları PYE marka radyolar oldu. Sonrasında ise Türk halkını buzdolaplarıyla tanıştırdılar. Behbi Koç, Lütfi Doruk'la Arçelik'i kurarken hem maliyeti düşürmek hem de hızla kâra geçmek için Burlalarla ortak olmaya karar verir. Tekel olan Burla ile ortak olmak Arçelik'in gücünü ciddi oranda arttırır. Diğer bir taraftan otomotiv sektörü Burlaların hakim olduğu bir alandı. Koç Otomotiv ise Ankara'da nispeten daha küçük bir şirketti. Vehbi Bey, Burlaların Ankara temsilcisi olan Bernard Nahum'u transfer etti ve onunla otomotivde ortaklık kurdu. Otosan, Tofaş, Türk Traktör, Karsan, Otokar işte bu ortaklığın sonucunda doğdu. Burla ailesinin halen Arçelik'te hisseleri bulunuyor ve ticaret hayatlarına devam ediyorlar.